Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bize programlama yaparken hayatımızı kolaylaştıracak bir özellik öğreneceğiz. Robotlarımızı gruplayacağız. Ondan sonra bütün fikstürleri gruplayıp bunlara palet yapmayı öğreneceğiz. Palet ne işe yarar? Eğer ki bir programda değişiklik yapmak istiyorsanız paleti değiştirmeniz yeterli oluyor. Bütün programları yaparken palet kullanmak hayatınızı bayağı kolaylaştıracak. Ben kendime bir fikstür penceresi yaptım böyle. Spotlar, beamler, burada washlar var arkadaşlar. Washlar, dimmerler. Hepsini buraya kendim kolay kullanacak şekilde yaptım. Buraya grup penceresi açtım. Buraya pozisyon, buraya gobolar ve beam. Buraya editörümü açtım. Buraya da colorlarımı beam, wash, spot olarak buraya yerleştirdim. Şimdi biz bunu nasıl kullanıyoruz? Şunu kapatayım. Önce grup yapmayı öğrenelim. Direkt grubumuzu seçiyoruz. Daha doğrusu fikstürlerimizi seçiyoruz. Grup sayfasına tıklayıp şurada bir isim yazma yeri var. Bunu şimdi de yazabiliriz. Ne yazalım? Spot al diyelim. Buraya hatta büyük yazalım. Set Legend'dan üstüne basıp tekrar değiştirebiliyorum. Değiştirdim. Rengini de değiştirebiliyorum arkadaşlar. Buradan bastım. İşte rengini de ne renk yaptım? Magenta yaptım. Değiştirdim. Aynı şekilde hemen bimlerimi de aynı şekilde grupluyorum. Seçtim grubumu. Bunu parça parça da yapabilirsiniz bu arada. Hemen bastım buraya. Yazdım. Bunun da rengini değiştirelim. Bunları da mavi yapalım. Resim de koyabilirsiniz bu arada. Fikstür resmi. Onu da şöyle göstereyim. Şimdi mesela parça parça seçtik robotlarımızı. Buraya bastık. Buradan picture'ı seçiyoruz. Elle de yazabilirim ama bir tane fikstür resmi seçeceğim ben. Gelirse ekran arka tarafı biraz yavaşlatıyorum. Görüntü kaliteli olsun diye. Bu işte şuradaki şu olsun gibi. Tek tek de yapabilirim. Şimdi grup yapmayı gördük. Ardından poz yazmayı görelim. Bimler üzerinde hemen seçtim bimlerimi. Ya da gruptan da seçebilirim. Gruptan seçtim. Locate yaptım. Pozisyona geldim. Pozisyonumu alıyorum. Pana dokunmak istemiyorum. Ama şöyle bir durum var. Pana dokunmazsam panı içine almayacak. O yüzden panın üst pan yazan yere tıklıyorum arkadaşlar. Burada touch yazan yere tıkladığımda burayı şimdi şeyin içine alacak. Evet, şu anda pozisyonumu aldı. Direkt quick palette açık olduğu için direkt bu şekilde üstüne iki kere basarak pozumuzu kaydedebiliriz. Ama ben bu yöntemi tercih etmiyorum. Paletin içerisine giriyorum arkadaşlar. Palete bastım. Record palete bastım. Burasının normal olduğuna dikkat ediyorum. Burayı setten sadece panı açıyorum. Sizde diğerleri açık gelebilir böyle. Color, beam vesaire. Ben bunları kapattım. Sadece panı seçtim. X'te bastım. Burada P harfini gördüm. Tekrar buraya bastığımda kaydolmuş oldu. Şurada zaten P yanacak sadece. Diğer özellikler kaydolmamış olsun. Hemen şunu nasıl silineceğini de göstereyim. Şu ilkini sileceğim arkadaşlar. Delete'e basıyorum. Üstüne bastım. Confirm'e bastım ya da iki kere tıklattım. Silinmiş oldu. Şurada da palet numarası var. Hemen bunu hareket ettirmeyi de göstereyim. Move'a bastım. Buradan aldım. Buraya koydum. Bu kadar. Yalnız bunu spot poz yerine yazmışım. Hemen tekrar bunu move'a basıyorum. Üstüne bastım. Beam poz yerine geçtim. Beam'e aldım. Spot'taki yer kayboldu. Burayı da beam'e alayım bu arada. Beam'in renklerini de buraya atmış olalım. Şimdi bir poz daha yazalım arkadaşlar. Locate'e bastım. Pozumuzu aldık. Hemen buna bir başka bir poz vereyim ki sonra şeyi görün. Farkı görün. Şimdi bunu dışa doğru açtım. Açtım. Palete bastım. Buradan kontrol ediyorum. Record palet açılı. Normalde burası P pantit açık. Bastım. Kaydettim. Şimdi bu bizim ne işimize yarar diye soracak olursanız mesela bir Q yazdık. Onu da palet üzerinden çağırdık ve bu paletleri kullanarak bir sürü poz yazdık diyelim. Hani neyin nerede olduğunu bilmediğimiz için işimiz zor olabilir. Şunları da resim koyalım. Mesela isim yazalım. Beam düz poz dedim. Ya da direkt resim de koyabilirim. Ama bunu da
Vim, hatta resim koyalım buna. Şöyle yapalım. Picture'dan seçelim. Direction'dan poza benzeyen şu. Bu da Set Legend. Zaten burası BIM'de olduğu için bunu da anlarız herhalde. Tekrar bastım. Picture'dan. Bunu da resmi seçtim. Bunu da düz yaptım. Şimdi neydi benim olayım? Paleti kullanmaktaki amacım. Programlarda herhangi bir değişiklik yaparsak palet değiştirmemiz yeterli olsun. Ne yapacağız? BIM'i seçtim arkadaşlar. Locate'e bastım. Mesela şu çaprazdı dışa doğru. Hemen kaydediyorum. Record'da da şöyle bir olay var. Record'a bastığımızda şu fixture'de ya da channel'da olsun. Üstüne basıyorum. Şu ikisini ileriki yerde düzeylerde anlatacağım. Şunun üzerinde pek fazla şu anda durmuyorum. Şu üçünü anlatayım. Channel sadece bulunduğu şurada açık olan yeri kaydeder. Fixture her şeyi kaydeder. Stage'de ekranda gördüğünüz yani en son yaptığınız hareketlerin hepsini kaydeder. Bunu fixture modda kaydedeceğim mesela. X'te bastım. Memory yanıyor. Hangi tuşa atacağım? Bunu atacağım. Şimdi şu gördüğünüz aynen bu şekilde gözükmesi lazım. Paletin önemini anlatıyorum burada. Bu şekilde. Şimdi ben bunu değiştirmeden sadece şunu değiştirerek locate'e bastım. Şunu değiştirerek bunu da değiştirmiş olacağım. Ne yapacağım? Hemen bunu değiştiriyorum. Fan'a bastım arkadaşlar. Bunu içeri toplamıştım ya, dışarı toplamıştım. Şimdi içeri topladım. Pozu değiştirdim. Bakın burada bu. Hemen üstüne basıyorum. İki türlü kaydedebilirim. Ya üstüne çift tıklatırım ya da bir kere basıp merge'e bastığımda bu poz artık değişmiş oldu. Şununla hiç oynamadım gördüğünüz gibi. Bu dışa bir pozdu. Şimdi açtığımda gördüğünüz gibi bu şu değiştiği için bunu da buradan kaydettiğim için otomatik olarak değişmiş oldu. Yani şu pozu atıyorum 100 tane programda bile kullanmış olsam artık bunun şeyi değişmiş oldu. Pozu değişmiş oldu. Ne işe yarar? Birçok işe yarar. İşte sahnenin ortasını aldım, seçtim, kaydettim. Başka bir sahneye gittim. Tekrar böyle Q'larımı değil de sadece paletimi değiştirmiş olacağım. Paletin önemini anlamış oldum. Poz paleti bu şekilde yazılıyor. Şimdi bir de bu BIM'lere renk paleti yazalım. Hemen nasıl yapıyoruz? Seçiyoruz arkadaşlar BIM'i. BIM Color sayfası neredeydi? Burada. Şimdi palete bastım tekrar. Record palete bastım. Buradan maskı değiştireceğim arkadaşlar. Artık panla işim yok. İşim color'la. Color'a geldim. Aslında bunu seçmeseniz bile buraya bastığınızda color penceresi içinde olduğu için otomatik olarak color'ı kaydedecek. Buradan da color'ı seçiyorum. Buradan modunu seçip buradan da rengi değiştirebilirim aslında. Ama hani bunu kullanmıyorsanız da buradan normal standart renginizi değiştirebilirsiniz. Ama bunu kullanmak daha avantajlı oluyor. Burada bütün renkler var arkadaşlar. Bastım. Bir tane açık kaydediyorum. Buraya. Neresiydi? Beyaz kaydettim. Bir tane kırmızı kaydediyorum. Buraya kaydettim. Üstüne çift tıklıyorum. Bir tane işte orange kaydediyorum. Üstüne çift bastım. Bir tane işte hepsini buradan seçebilirsiniz. Ya da bunun şeyini de seçebilirsiniz. Mesela scroll yapan bir tane istiyorum. Şunun üstüne basılı tutuyorum. Pardon, şunun üstüne basılı bir kere basıyorum. Sonra basılı tutup sağa doğru çektiğimde gördüğünüz gibi renk geçişi yapar. Ya da buradan da manuel olarak renk geçişini yaptırabilirim. Bunu bu şekilde kaydettim. Bastım. Bunun tabii renk geçişi olduğu için herhangi bir görüntüsü yok. Üstüne yazı yazarsınız. Buna mix diye yazabilirsiniz. Buradan da renklerimi değiştiriyorum. Aynı şekilde bunların üzerinde de renk değişikliği yaparsanız atıyorum bir pozda kırmızı kaydetmiştiniz. Onu bu kırmızının tonunu beğenmediniz. Bunu magenta ile değiştirmek istiyorsunuz. Bunu değiştirirseniz bütün programlarınız değişmiş olur. Şeyi de öğrendik. Vim paletini de öğrendik. Gobo'ları da şeyde göstereyim. Spot'ta göstereyim. Spot'un sayfasına geliyorum. Buradan spotlarım seçili. Locate'e bastım. Gobo'sunu değiştireceğim ben bunu. Önce bir tane şöyle düz poz yazayım ki Gobo'ları görelim.
Record dedim. Kaydettim. Açtım. Şimdi spotları seçtim arkadaşlar. Gobo sayfasına geliyorum. Editör zaten otomatik olarak Gobo sayfasına geliyor. İster buradan seçin, isterse buradan böyle bu şekilde seçebilirsiniz. Gobolarım burada tek tek görüyoruz. Şimdi bir tane boş kaydediyorum Gobo'yu. Buraya bastım. Ondan sonra bir tane Gobo 1 kaydediyorum. Buraya bastım. Bunun şeyini değiştirebiliriz. Bir tane de buraya bastım. 3 tane Gobo, gördüğünüz gibi Gobo paletlerinde bu şekilde kaydediyoruz. Şu bir tanesi boş gelmişti. Hemen onu Set Legend'dan Picture'dan Gobo'sunu değiştiriyorum. Böyle bu şekilde Gobo paletlerimizi de buraya yazmış olduk. Pozu gördük. Beam'lerin pozunu yazdık. Gobo'ları gördük. Bir de color'ları da gösterdik. Ha, şunu da göstereyim. Robotunuzda JM varsa atıyorum. Bizim Ray robotumuz boş. Genelde boş kullanıyoruz. JM varsa editör biraz daha kolaylaşmış oluyor. Boşlarımızı seçtim arkadaşlar. Locate'e bastım. Şimdi burada color sayfasına bastığımda color mix sayfasında gördüğünüz gibi şurayı biraz büyüteyim. Burada bu şekilde de renk geçişleri yapabilirsiniz. Ya da işte tek tek picker'dan yapabilirsiniz. Ya da şu şekilde yapabilirsiniz. Ya da filtre olarak da bunu böyle buradan seçebilirsiniz. Neyi gördük? Bu videoda palet yapmayı gördük arkadaşlar. Paletin nasıl yapıldığını. Bu palet sizin işinize şöyle yarar. Programlarınızı hem hızlı programlamaya hem de herhangi bir değişiklik yaptığınızda onu düzeltirken daha kolay düzeltmenize yarar. Palet de bu şekilde olsun. Palet ayarlarını diğer videolarda göstermiştim. Siz o diğer videoları izleyerek oradan bu videoya kendinizi hazırlamış olursunuz. Sırasıyla giderseniz oynatma listesini oraya kadar, yani 1'den 6'ya kadar izlediğiniz videolarda artık kaydetmeye ve programlamaya hazır olduğunuzu göreceksiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin, iyi çalışmalar.